Şimdi size hiç duymadığınız bir hikaye anlatacağım. Hikayenin ana karakteriyle tanışın. Ben. Antik Mısır'da krallığımızın en parlak olduğu dönemde bir kahindim. Herkesin saygı duyduğu ve her kehaneti gerçekleşen bir kahin. Kehanetlerde bulunurken yardımcılarım güneş, ay ve yıldızlardı. Hikayemin asıl başladığı anın bunlarla çok da bir alakası yok. Hikayem dönemimizin firavunu ölünce başladı. Yeni firavunun kim olacağı hakkında bir kehanette bulunmam gerekiyordu. Çünkü iki kardeş vardı. Güneş, ay, yıldızlar ve gözlerim bana sıradaki firavunu gösterdi ve kehanetimi açıkladım. Yeni firavunumuz için kutlama hazırlıkları yapılırken ölüm haberini aldık. Ve bunu yapan kardeşinden başkası değildi. Çünkü bunu da gördüm. Ama bu yüzden kehanetim gerçekleşmemiş oldu. Firavun başkası olmuştu çünkü. Halkın bana saygısı azaldı. Kimse kehanetlerime inanmamaya başladı. Ve en sonunda bir gece sessizce Firavun beni sürgün etti. İşte o gün bir kehanette bulundum. Son kehanetim bu zamana kadarki en büyüğüydü. Bu kehaneti büyüyle mühürledim. Kahinler kehanetlerinin gerçekleşmesi için büyü kullanırlarsa görüşleri kaybolur. Ve bir daha kehanette bulunamazlar. İşte bu yüzden son kehanetim en büyüğüydü. Buna değecek bir şey yapmalıydım. Yeni firavunun gözünü hırs bürümüştü. Kendine gösteriş için diğer firavunlarınkinden daha büyük bir piramit inşa ettirmeye başlamış, isminin duyulması ve yüzyıllar sonra dahi en büyük firavun olmak için türlü şeyler yapmaya başlamıştı. Son kehanetime işte böyle karar verdim. Nil nehrindeki son damla su kuruyuncaya kadar. En büyük firavun, en gösterişli piramit, en şanlı isim. Bunların hiçbir kıymeti olmayacak. Gözlerin sonsuzluğa kapandığında hiç yaşamamış gibi olacaksın. Piramidin çölün kumlarında kaybolacak. İsmin her yerden silinecek. Hırsınla elde ettiğin her bir şan hiç olmamış gibi olacak. En korktuğun şey tarihte kaybolmak ve unutulmak gerçek olacak. Nil nehrindeki son damla su kuruyuncaya kadar. İsmini kimse bilmeyecek. İşte bu son kehanetimdi. Mısır'a dahil kaç firavun, kaç piramit biliyorsunuz bilmem. Ama benim kehanetim hala devam ediyor. Kimse o firavunu ve piramidini bilmiyor. Nil'deki son damla su kuruyuncaya kadar ebedi uykumda huzurluyum. Herkese tekrardan merhabalar. Bu sefer direkt makyajla başlamak istemedim videoya. Bu tarz videoların hazırlık sürecini de size ufak da olsa göstermek istedim. Öncelikle bu tarz videolar çekerken ilham alacağım bir konu buluyorum. Mesela bu sefer Antik Mısır'dan ilham almak istedim. Bu yüzden farklı kitaplar, farklı ansiklopediler kullanıyorum. İlham alıyorum, bakıyorum desenlere, çizimlere, o dönemin eserlerine. Bu şekilde kafamda bir şey oturtturuyorum. Daha sonrasında hikayeyi yazmaya başlıyorum. Hikayelerimi tamamen kendim uyduruyorum bu arada. İlk önce konu başlıkları ile yazıyorum. Daha sonrasında yapacağım makyajı şöyle bir aklını oluşturduktan sonra makyaja başlıyorum. Bu makyaja yaklaşık olarak saat 1'de başladım. O yüzden elimde gördüğünüz şişe tamamıyla kahveyle dolu. Makyajıma bir yağ kullanarak başlıyorum. Ve tırnağım kırık, umarım bunu görmezden gelirsiniz. Yüzüme ve boynuma yağı güzelce uyguluyorum. Çizdiğim çizime göre ilk önce bir bakıyorum boynuma sığacak mı, az çok kafamda bir şey oluşturuyorum ama bu sadece çok ufak bir taslak. Daha sonrasında yüz makyajıyla başlıyorum makyajıma. Fondöten sürüyorum, çok da önemli değil nasıl sürdüğünüz, öyle sallap hoca sürüyorum aslında. Daha sonrasında aklıma değişik bir görüntü vardı, bunun için likit far kullanayım dedim. Ama Vetemmal'de bu likit farları tam bir kabus. Kat kat sürdüm, üst üste sürdüm, daha yeni almış olduğum bir üründü, ağızları kapalıydı. Yani dibini falan sıyırdım ama asla olmadı. O yüzden farklı bir palete geçiyorum. Juvia's Place'in bu paletinden gösterdiğim renkle başlıyorum. Bu paletlerin pigmentasyonuna gerçekten bayılıyorum. Gözümün iki tarafına kahve bakır tonları uygulayıp ortasına da mavi ton uyguluyorum. Aynı şekilde aynı deseni gözümün altına da yapacağım. Tamamıyla dağınık, tamamıyla özensiz bir şekilde yapıyorum bu makyajı. Çünkü öyle bir efekt istiyorum. Renkli, etnik ama böyle çok uğraşılmış jilet gibi bir şey olsun istemiyorum. Karıştırma fırçasıyla karıştırıp kenarlarını da böyle gözümün dış köşelerine doğru dağıtıyorum.
Daha sonrasında tüy görünümlü bir eyeliner çiziyorum. Yani tam bir eyeliner değil de böyle tek tek çizgilerle bir tüy görünümü yaratıyorum. Aynı şekilde gözümün altına da etnik desenler çizmeye başlıyorum. Mısır'da birçok makyajda bunları görebilirsiniz. Başka bir palete geçip diğer gözüm için de farklı bir renk uygulamak istedim. Renkli bir makyaj olsun istiyorum çünkü. Gözümün iki tarafına yeşil uygulayıp ortasına da bir altın sarısı uygulayacağım. Diğer gözümde yaptığım gibi bunu da aynı şekilde aşağıya dağınık bir şekilde yayıyorum. Göz pınarlarıma ve kaş altlarıma parlak renk uyguladım iki gözeden. Kainimizin ilham aldığı yıldızları simgelemesi adına diğer gözüme de yıldızlar çiziyorum eyeliner yerine. Gözümün diğerine de yaşlar ekliyorum çünkü kainimiz az önce de öğrendiğiniz gibi biraz zorlu bir yoldan geçmiş. Alnımın ortasına mor bir likit ruj uyguluyorum çünkü bir güneş deseni çizeceğim ve etrafında bu şekilde mor bir hare olsun istedim. Altın sarısı likit bir far uyguluyorum. Daha sonra üzerine de toz far geçiyorum. Bir güneş çizimi yapıyorum. Tamamıyla sembolik çizimler bunlar. Çok özenli, çok gerçekçi olmasına gerek yok. Çeneme de kahinimizin diğer ilham aldığı ayı çizmekle başlıyorum. Önce gri farımı uyguluyorum. Üzerine gri likit fardan sonra yani toz farımı uyguluyorum. Ve eyeliner ile çerçeveliyorum. Bunlar böyle yüze sonradan eklenmiş. Tam anlamıyla dövme değil de daha böyle etnik duracak çizimler olsun istedim. Hikayemdeki her bir detay aslında yüzümde ve vücudumda var. Burnumun altından dudaklarıma doğru, dudaklarımdan da çeneme doğru bir çizgi yapıyorum. Daha sonrasında çok keskin bir kontür yapmaya başlıyorum. Bunu ufak bir fırçayla dağıtacağım çünkü bayağı bir fazla olsun istiyorum kontürüm. Beyaz eyeliner yardımıyla ayımın bir köşesine, güneşimin bir köşesine, gözlerimdeki damlaların kenarlarına biraz beyazlık ekliyorum. Burnumun üzerine de kontür stiğimin beyaz kısmıyla bir geçiş yapıyorum, aydınlatma yapıyorum. Dudaklarıma NYX'in tekli farlarından bu böyle kahve ama yeşil yansımalı olanını alıyorum. Bir far fırçasıyla sürüyorum. Daha sonrasında bunu dağıtıyorum süngerle gördüğünüz gibi iyice. Böyle çok özensiz bir şekilde yapmak istedim. Gözlerime bir kat rimel sürüyorum. Alt ve üst kirpiklerime de uyguluyorum bunu. Yanaklarıma turuncu ve sarı yansımalı bir allık uygulamaya başlıyorum. Yüzüme sabitleme spreyi sıkıyorum çünkü çok fazla pudra ürünü oldu yüzümde ve uygulayacağım aydınlatıcıyı güzelce tutmasını istiyorum. Yanak kısımlarımı aydınlatıcı uygularken çizdiğim şeylerin üzerine çok fazla gelmemesine dikkat ediyorum ama buruna falan bayağı bir uyguluyorum. Mor bir vücut boyası alıyorum çünkü boynumdan aşağıya böyle hafif galaksi, hafif böyle gökyüzünü anımsatacak bir desen çizmeye başlıyorum. Siyah, mavi ve mor kullanıyorum. Daha sonra üzerine bölgesel olarak mor, mavi, siyah farlar uyguluyorum. Beyaz bir eyeliner alıyorum ve bunlarla yıldız çizmeye başlıyorum. Tamamıyla elime geldiği gibi büyüklü küçüklü yıldızlar çiziyorum. Alnımda kullandığım sarı likit farı alıyorum ve buraya piramit çizeceğim. Bu piramit malum bizim firavunumuzun hala kumlar altında gömülü olan piramidin temsil etmesi için. Evet, aydınlatıcı uygulayayım dedim üstüne ama kırılmış aydınlatıcım. Bir kat aydınlatıcı uyguluyorum sarı renkli, üzerine bir kat daha vücut boyası uyguluyorum ve dış köşeleri çerçevelemeye başlıyorum. Minik minik tuğlalar çiziyorum, bu şekilde piramidimin görüntüsünü oluşturmaya başlıyorum. Daha sonrasında tam boynumun oraya Mısır inanışında çok önemli bir yeri olan bir sembolü Ra'nın gözünü çiziyorum.
ve boynumda ve göğsümdeki diğer yerlere de kehanetimi temsil eden hiyeroglif yazılar çiziyorum. Bunları ansiklopediden böyle bulup kendimce buraya çizmeye çalıştım. Daha sonrasında elmacık kemiklerime de aydınlatıcı sürüyorum. İyice pasparlak oldum zaten. Sıra geliyor diğer aksesuarlara. Öncelikle saçımı ortadan ayırıyorum. Normalde hiç yapmadığım bir şey. Daha sonrasında kafama bir kolye takıyorum gördüğünüz gibi. Diğer bir kolyemi de şöyle boynumdan geçiriyorum. Daha etnik bir takı görüntüsü olsun diye. Kafama da bu şekilde bir pelerinimi örttükten sonra makyaj görünümüm tamamlanmış oluyor. Gözlerimde de zaten gördüğünüz gibi beyaz bir lens var. Daha sonra geldik sizin için en rahatlatıcı olan kısımlardan birine, makyaj çıkartma kısmı. Öncelikle yüzümdeki boyaları, eyelinerları, çıkması zor olan her şeyi çift fazlı suyla temizliyorum. Bu benim için ilk adım falan. Üzerinden daha sonrasında miseler suyla geçiyorum. Daha sonrasında yıkama jeliyle yıkıyorum. O da yetmiyor. Sonrasında zaten duş falan alıyorum. Çünkü her tarafımda böyle garip garip işte simler, bir şeyler kalıyor ister istemez. Yaklaşık olarak 5 tane büyük pamuk harcadıktan sonra gidiyorum. Şimdi size geri kalan kalabalığı şöyle bir göstermek istedim. Bu iyi. Lateksli olan videolarda çok daha fazla oluyor. Daha sonrasında bütün görüntüleri bilgisayara aktardığım zaman saat 4 oluyor. Yani bu makyaj yaklaşık olarak 3 saatimi alıyor. Kurguya oturuyorum. Tek tek bütün klibi izliyorum. İlk önce onları belirliyorum. Daha sonrasında ses ekleniyor, müzik ekleniyor, onlar kırpılıyor ve saat 5 oluyor. Tabii ki de bugün de hala devam ediyorum. Şu an saat öğlen 3 ve ben hala kurgudayım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.